Bu sana bir şey ifade ediyor mu? Münafık FETÖ. Bir şey ifade ediyor mu yani bu sözler? FETÖ Mustafa Kemal'in yalakalığını yapmıştı ve onu göklere çıkarıp methetmişti. Ben bunu işittiğim zaman üstadın bir sözü hatırıma geldi. Ve dedim ki, ve hatta diyor ki, gayrı meşru tarik zıttı maksuda gider. Gayrimeşru bir maksadı takip eden zat elbette görür. Aksiyle mücazat. Ezberimde kaldığı kadar söylüyorum. Meraklısı varsa açıklama kısmına bu sözün kaynağını, hangi risalede mevcut olduğunu yazar gösteririm. Öyleydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Gayrimeşru bir maksadı takip eden zat elbette görür maksadının aksiyle mücazat. Evet, şimdi hatırladım. Biraz evvel eksik söyledim. Maksadının aksi ile ceza gören bir FETÖ var ortalıkta. Ve bakın, ben yıllardır şunu söylüyorum. Benim bu siyasilerden veya delilsiz, ilimsiz bir şekilde FETÖ'ye kızan, onu eleştirenlerden farkım, okuduğum ayet, hadis ve risalelerle FETÖ'yü her zaman gerektiği durumlarda tenkit etmişimdir, tenkis etmişimdir. Şimdi olduğu gibi. Ben risaleleri okuyarak FETÖ'yü eleştiriyorum. Yani kasıtlı değil. İlgi alanım da değil FETÖ. Zaten takip de etmiyorum. Vaktim yok. Fakat risalede okuduğum vakitler karşıma çıkıyor. O yüzden FETÖ'yü da boş geçmiyorum yani. Bunu merak edenler var. Cevaplamak istedim. Şimdi bakın, ben bu ifadeleri, bu Emirdağ laikasını her okuduğumda FETÖ'ye benden bir şamar gelecek. Yani benim şamarımdan nasibini alacak. Çünkü sen müminleri ve dahi Müslümanları Kemalizme kurban ettin. Onları ateşe attın. Deccal'ın, Süfyan'ın kucağına bıraktın. Biz ise bunun tam tersini ifade ediyoruz, söylüyoruz. Mustafa Kemal ile İsmet beraber içtimaları ve karar. Din öldürülecektir. Bu risalede yazıyor yani, benim ifadelerim değil. Allah razı olsun Necip Fazıl'ın makalesini. Üstad büyük bir basiretle, ferasetle risalelere ithal etmiş. İthal eylemiş. Bize de okuyun demiş. Ve okuyoruz ve okutuyoruz elhamdülillah. Mustafa Kemal ile İsmet beraber içtimaları ve karar. Din öldürülecektir. Dini öldürmek isteyen, peygambere düşman olan, Allah'a savaş açan bir adam kurtarıcı olabilir mi? Bak, olmaz diyorsun. Kafanı sallıyoruz. Yani şunu da sorayım o zaman. Elçiye zeval olmaz. Tırnak içerisinde. Dindar olabilir mi? Olamaz. Evvela FETÖ'ye yıllar evvel bir sual arz etmiştim. Demiştim ki, sen Mustafa Kemal'in döneminde yaşamadığın halde
ve kitaplardan bir delil getiremediğin halde onun çok iyi bir dindar olduğunu söylüyor ve savunuyoruz. Peki hangi din bu? Bizim inancımızda, biz müminlerin, nurcuların kalbinde, imanında ayet mevcuttur. Tek din İslam'dır.